Mihrimah. Sultanım hoş geldiniz. Hasta olduğunu söylediler. Neyin var? Mühim bir şey değil. Rengin de solmuş. Hekimler ne diyor? Baktılar sultanım. Havalardan olsa gerek. Halsiz düşmüş. Ne oldu sana böyle? Günlerdir odandan da çıkmıyormuşsun. Canım istemedim. Bir süre benim yanımda kal istersen. Hurecihan da seni sual ediyordu. Daha sonra gelirim. Mihrimah. Bir derdin varsa söyle. Söz veriyorum aramızda kalacak. Olsaydı zaten söylerdim. Tamam. Eğer konuşmak isterse bir haber göndermen yeterli. Yüzü nasıl da solmuş. Yazık. Ne oldu ki birden? Ben de anlamadım sultanım. Sizi burada görmek ne hoş sultanım. Mihrimah'ı görmeye geldim. Bana uğramadan dönecek miydiniz yoksa? Malum Firuze'ye gittiğinden beri görüşemedik. Firuze gider, bir başkası gelir. Birlikte hatun mu seçiyorsunuz yoksa? Yazık etmeyin artık zavallılara. Boşuna günahlarına giriyorsunuz. Sen bizimle alay mı ediyorsun yoksa? Sadece hakikati göstermek istiyorum diyelim sultanım. Hayal kurmayı bırakın artık. Ve hakikati kabullenin. Önüme attığınız kargaları bir doğan gibi parçalar, leşlerini önünüze atarım. Zira benim tabiatım bu. Biz biliyoruz senin tabiatını. Hünkârımızı bize karşı zehirlemeye çalışıyorsun. Ama çok yakında buradan gitmek zorunda kalacaksın. O gün tekrar konuşuruz seninle. Siz mi göndereceksiniz beni? Hayır. Seni bizzat hünkârımız gönderecek. Benden kurtulmak istiyorsanız yapacağınız tek bir şey var. Hünkârımızın canını almak. Zira onun nefes almadığı bir dünya benim dünyam değildir. Hünkârım, Şehzade Mehmet Hazretleri geldiler. Gelsin. Hünkârım, müsaadeniz var mı? Bir şey mi oldu? Sizinle konuşmak istediğim bir husus var. Gel otur. Nereye gitmiş öğrenebildin mi? Tersanedelermiş bütün gün sultanım. İbrahim Paşa ile birlikte. Benim bundan neden haberim yok? Arza gitmişlerdi. Hünkârımız müsaade vermişler. Oradan birlikte çıkmışlar. Merak buyurmayınız sultanım, geldiler. Nereden icap etmiş bu? Zümrülah. İbrahim Paşa bana alenen savaş ilan etti. Bundan böyle daha ihtiyatlı olmalıyız. Bilhassa Mehmet Mühim, o benim kalbim. İlk onunla saldıracaklardır.
Seni dinliyorum. Nedir mesele? Ben sancağa çıkmak istiyorum baba. Bunu daha evvel konuşmuştuk. Sana acele etmemeni söylemiştim. Neden istemiyorsunuz gitmemi? Yoksa bana itimadınız yok mu? Nereden çıktı bu? Validem hala bir çocukmuşum gibi davranıyor. Siz de öyle. Oysa ben büyüdüm. Müsaade edin, size layık bir evlat olduğumu göstereyim. Mehmet. Önümüz yaz. O vakte kadar hazırlığımı yaparım. Bana güvenin. Yüzünüzü asla kara çıkarmayacağım. Validem. Aslanım, ben de seni çağıracaktım. Hayırdır validem? Bir şey mi oldu? Bugün divandan sonra İbrahim Paşa'yla tersaneye gitmişsin. Doğrudur validem. Bir sakıncası mı var? Eğer saraydan ayrılacaksan bundan haberim olmalı. Ben de bu yüzden geldim. Bilmeniz icap eden bir husus var. Bahar'da saraydan ayrılıyorum. Ne demek bu? Sancağa çıkıyorum validem. Nasıl olur? Nereden çıktı bu şimdi durup dururken? Ben istedim. Hünkârımız da kabul ettiler. Validem! Sultanım. Süleyman. 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 Gözlerini aç.
Gözlerini aç! Süleyman! Aç gözlerini! Süleyman! Gözlerini aç! Ağla! Yaşıyor değil mi? Çok şükür yaşıyorlar sultanım. Allah'ım sen koru yarabbim. Nasıl oldu bu? Vallahi kimse bir şey bilmiyor paşa hazretleri. Hürrem sultanımız bulmuşlar. Öylece hareketsiz yatıyorlarmış. Hatice. Bahardan evvel gitmem mümkün değil zaten. Validem de benden birkaç ay sonra gelir. Ne dedi ki sana? Hiç. Hiçbir şey söylemeden çıkıp gitti. Kesin babamın yanına gitmiştir. Boşuna heveslenme kardeşim. Validem şu kadarcık tanıyorsan buna mani olur. Buna izin vermeyeceğim. Mehmet, Mehmet! Metin olun sultanım. Hünkârımız kuvvetlidir. Bu belayı da def edecek inşallah. Paşam. Söyle bakalım Hekimbaşı. Vaziyeti nedir? Zehirlenmiş paşa hazretleri. Senin ağzından çıkanı kulağını duyuyorum adam. Nasıl zehirlenir? Başka bir izah yok paşam. Vücudunda kızarıklıklar mevcut. Ateşini düşürmeye çalışıyoruz. Ancak zehir hala vücutta. Bir an nefes söküp atmamız lazım. Nasıl bir zehir bu? Hemen dermanını bulalım bu zehir uzıkkımın. Ne olduğu belli değil. Daha evvel hiç görmedim böyle bir şey. Validem. Ne oluyor sultanım? Hünkârımız rahatsız biraz. Fakat endişe etmeyin. Düzelecek. Validem, nesi var babamın? Daha demin birlikteydik. Bir şey yoktu. Nasıl olur? Hünkârımız zehirlenmiş. Bakalım kimin kanı akacak bu mermerlerin üzerinden? Bir an evvel zehri söküp atmak gerekiyor vücudundan. Fakat ne olduğu bilinmiyor. İbrahim ne diyorsun sen?
benden kurtulmak istiyorsanız yapacağınız tek bir şey var. Hünkârımızın canını almak. Zira onun nefes almadığı bir dünya benim dünyam değildir. Oğlumu getirin paşam. Yahya'yı. O bir kal çaresine bakar. Hay aklınla bin yaşa Afife Hatunum. Vallahi Yahya Efendi her derde devadır. Sen hünkârımızın başında bekle. Efendiniz koşuyoruz. Babamın gözlerini açtığını söyleyin. Henüz değil Mişima, henüz değil. Yahya Efendi getirmişler. Elinden geleni yaptı. Onun için Hizr aleyhisselam diyorlar. Şifalı elleriyle hünkârımıza can verecek. Bekleyeceğiz Mişima. Dua edeceğiz. Sultanım. Rüstem'e. Haberi duyar duymaz geldim. Allah hünkârımızı size ve evlatlarınıza bağışlasın. Amin. Hünkârımızı zehirleyecek kadar gözleri dönmüş demek ki. Bir emriniz var mı sultanım? Bekleyeceğiz Rüstem'e, bekleyeceğiz. Sen de burada ol istedim. Gözünü kulağını dört aç. Zira o hainler hala burada. Bu sarayda dolaşıyor. Merak buyurmayın sultan. Sultan. Öylesine bir keder içindeyken sizinle bunları konuşmak istemezdim. Lakin her ihtimale hazır olmamız icap edebilir. Şayet hünkârımız... Oh ihtimal aklından çıkar. Zinhar düşünme. Bir tane şehzadeniz var. Onların selameti için düşünmeye mecburuz. Bilhassa şehzade Mehmet Hazretleri mühim. Emredin onu emniyetli bir yere alalım. Yarın sabah güneş doğar mı? Yoksa hep böyle karanlık mı kalır bilmiyorum. Fakat her ne olursa olsun önünde yeni bir hayat var oğlum. Ne demek bu validem? Babanın canını kastedenler bil ki senin canını da kastedecekler. O gün geldiğinde cesur olmalısın, dik durmalısın ve kardeşlerine sahip çıkmalısın. Güneş doğacak validem. Hem de öyle bir doğacak ki tüm zalimlerin gözlerini yakıp kör edecek. O zalimler burada Mehmet, burada. Seni ve kardeşlerini yok etmek için bekliyorlar ama korkma ben yanındayım. Onlara fırsat.
fırsat vermeyeceğim. Seni ve kardeşlerini selamet içinde görmeden ölüm yok bana. Huzur yok. Süleyman, canımın parçası sultanım. İki cihanda umudum, tek hakikatim. Zalim felek benim gibi dertliye zulmedip canıma türlü türlü ayrılık hançerleri sapladı. Bu benim miskin gözümün yaşına bakmadığı gibi kıyamet gününü de aklına getirmeyip sen yüce sonsuzluk cennetinin çiçeğini benden ayrı düşürdün. Rahatım zahmete, gençliğim tasaya, diriliğim yok olmaya yüz tuttu. Ya alemlerin Rabbi, benim Yusuf yüzlü, şeker sözlü, hoş edalı sultanım. Allah'ın dergahına yüzümü süpürge edip öyle yalvarırım ki seni benden ömren ayırmak sözü yok olmakla kalmasın. Mübarek endamını yine tez zamanda bana göstersin. Ya Rabbi, bu buluşmayı ayrılığa döndürme. Aşkınla mest olanları ağlatma. Ya Rab, can bahçesini tazeleştir. Yemyeşil et. Bu mest olanlara, bu bağ bahçeye aç. Onları perişan etme. Ya Rab, gönül yapraklarını sonbahar gelmişçesine dökme. Gönül dallarını kırma. Sana sığınanları perişan ve yoksul etme. Üstünde senin aşk kuşunun yuvasının bulunduğu ağacın dallarını kırma. Kuşu uçurma. Ya Rab, kendi canını, kendi mumunu birbirine vurma, kırma, dökme. Düşmanları kör et, onları güldürme. Ya Rab, dünyada ayrılıktan daha acı bir şey yoktur. Ne yaparsan yap. Bizi ayrılıkla karşılaştırma. Seni benden almak istiyorum.